Tarihin başlangıcından beri insanoğlunun ihtiyacını karşılamak için yapılan yapılar, zamanın uygarlıklarını günümüze kadar taşıyan gelişmişliğin birer işaret taşı olarak günümüze gelmişlerdir. Dünyanın en eski yapıları sağlam malzemelerle yapıldığı için günümüzde bile dimdik ayakta durmakta ve çağdaş yapılara meydan okumaktadır. Birçok uygarlık tarih arenasından silinirken ardında yıkılmaz izler bırakan uluslar tarihe önemli bir not düşmüşlerdir. Askeri manada adını tüm cihana duyursalar da yapısal manada çalışmaları olmadığı için kralın ölümüyle devletinin ölümü aynı tarihte olmuştur. Yönettiğim topraklar sizin iki imparatorluğunuzun toplamından daha geniş. Bir imparatorluk için topraktan fazlası gereklidir. Meydanlar nerede? Ya büyük arena, senato? Tiyatrolar, su kanalları. Tarih öncesi olduğu gibi günümüzde de insanoğlu gücünü yapılarına yansıtmıştır. Şu an bile dünyanın en büyük gökdelenine sahip olma yarışı tüm hızıyla sürmektedir. Günümüzün vazgeçilmez iletişim cihazı telefon, kusursuz uçan uçaklar bile dünyanın yedi harikası arasında kendine yer bulamamıştır. Günümüzün modern yapıları beton veya çelik karkas yöntemiyle çok katlı olarak inşa edilmektedir. Bu yapılarda orantının iyi yakalanıp yapılarda izolasyon ve dekorasyon yükü getirmeyen, yapı dinamiğini geriletmeyen, zamanı kısaltan ve çevreye zarar vermeyen ürünler kullanılması gerekmektedir. Saydığımız tüm önemli ayrıntıları aklınızda tutun, sağlamlığın ve estetiğin buluştuğu dünyanın yeni harikası Duvarpan'ın avantajlarını izleyin. İşte Duvarpan. Duvarpan, duvar kaplama ve bölme işlemlerinde montaj kolaylığıyla zamandan tasarruf, pürüzsüz işçiliği ile mükemmel dizayn sağlıyor. Uygulama yapılacak yer boya ve badanalıysa arada katman oluşturacağı için yapıştırıcı gelecek bölgeler çentilir. Kullandığımız yapıştırıcının su kaybına uğramaması için çentikler sulanır. Yapıştırıcı görüldüğü gibi uygulanır ve kaplama duvara örnekteki gibi uygulama yapılarak işlem tamamlanır. Sizlere malzememiz hakkında daha iyi bilgi vermek için bu görüntülere yer verdik. Şimdi duvarın yüksekliğinin yetmediği, profil geçen bir hat olan bölgeye yapılacak işlemin kolaylığını göreceksiniz. İlk önce ölçüsü alınıyor. Ve ölçüye göre malzeme kesiliyor. Açılan odacıklar kullandığımız köpüğün daha iyi hacim alarak genleşmesi içindir. Tamamen işlenmiş malzememiz yerine konulduktan sonra açtığımız kanallara köpük sıkılıyor. Poliüretan köpüğün reaksiyonunu tamamlaması, yapılan bölme duvar uygulamasının tamamlanmış olması demektir. Soğuk bölgelerde eksi derecede oluşan hava şartları duvar örümüne ve sıva yapılmasına izin vermez. Duvarpanın ve montajında kullanılan poliüretan köpüğün muhteviyatında su olmadığı için yapılacak uygulama sekteye uğramaz. Bu deneyimizin amacı ürünümüzün yanal yüklere göre sağlamlığı hakkında bilgi almaktır. Deney sonucunda saniyede 2 mm hızla inen 2000 kilogram yükle ürünümüzün 1 metrekaresinin kaç kilogram yük aldığında kırılacağı ölçülmektedir. Sonucunda ürünümüzün ortalama 800 kilogramda kırıldığını görüyoruz. Bu
deneyde görecekleriniz, endüstriyel bir ürün olan duvarpanın her desimetre karesinin koparmaya karşı direncini simgeler. Aldığımız değerler, TSE'ye verdiğimiz standartlardır. Kopma noktalarında incelediğimiz değerlerdir. Gördüğümüz kopma, bize doğru neticeyi verir. Bu deney, 6 adet duvar pan panelinin poliüretan malzemesiyle birleştirilmesinden yapılmıştır. İçerisinde ve birleşiminde karkas malzeme kullanılmamıştır. 10 mil hızla ve içerisinde bulunan insanlarla deniz üzerinde hareketi izlenmiş ve birleşim yerlerinde açılma olmadığı gözlemlenmiştir. Yıkma deneyinde ise sırasıyla 3 ürünün kıyaslamalı mukavemetlerini göreceksiniz. Şu anda yıkılan duvar gaz beton, blok tuğla ve duvar pan. İşte duvar pan, işte diğerleri. Yorum sizin. Islak hacimlerde ürünümüzün üzerine yapıştırma harcıyla rahatlıkla fayans, cam mozaik gibi ürünler uygulanabilmektedir. Fayans ustalarının duvar pana yoğun ilgisi de montaj kolaylığını ispatlamaktadır. Ayrıca yapıştırıcı sarfiyatını ciddi şekilde azaltması, gerek maddi yönden gerekse zaman açısından uygulayana ve uygulatana menfaat sağlar. Bu deneyimizde görüldüğü gibi duvar pan muhteviyatında bulundurduğu polistiren malzemesi B1 sınıfı alev yürütmeyen malzemedir. İşte kısa devre sonucu kablolar erimesine rağmen alev almayan ürünümüz duvar pan. İnsanoğlu elbisesi ıslandığında havadaki sıcaklığı teninde hisseder ve soğuktan korunamaz. Yapıların elbisesi de duvarlardır. Islanan duvarlar dış ortamın sıcaklığını iç mekana transfer eder. Mevcut yalıtım ve duvar malzemeleri suyu ve nemi bu küp şekerde görüldüğü gibi çeker ve oluşturulmak istenen yalıtımı ortadan kaldırır. EPS ve XPS harici malzemeler suyun ve nemin iletilmesini engelleyemez. Birçok duvar malzemesinin tanıtımında esnek olduğu söylenmektedir. Literatürde esnekliğin anlamı bükülme adı verilen malzemenin tekrar yerine gelmesidir. Duvar pan üzerinde yaptığımız bu deneyde duvar panın esnekliğini rahatlıkla görebilirsiniz. Duvar pan üzerine rahatlıkla tesisat döşenebilir. Yüzeye döşenecek tesisat, dekopaj veya testere gibi malzemelerle açılmış kanallara döşenerek sonrasında alçıyla üzeri tamir edilir. Mutfak dolabı ve lavabo gibi malzemelerin montajında sorun oluşturmaz. Nasıl ki aynı kemik yapısına sahip olmasına rağmen obez kişiler daha dayanıksızsa, obez yapılarda orantısız fiziki taşkınlıkları sebebiyle ayakta durmakta zorlanır ve dayanımı azalır. Siz de hafif yapılar için duvar panı seçebilirsiniz. Ürünümüz duvar panın metrekare ağırlığı 21 kilogramdır. Sıvası yapılmış gaz beton duvardan 6 kez, bims briket duvardan 7 kez, tuğla duvardan 8 kez daha hafiftir. Bu özellik binaya duvar ağırlığı bakımından en az %75 bir rahatlama sağlar. İzlediğimiz sporcu sıfırın altındaki bu havada hafif ve ergonomik kıyafetiyle soğuktan etkilenmeden rahatlıkla hareket ediyor. Nasıl ki bu sporcu kalın bir kürkle kayamazsa yapılarda da yük getirmeyecek hafif malzemeler kullanılmalı. Duvar pan anlattıklarımıza ters düşmez.
Yapılar soğuk ve sıcak hava şartları, deniz suyu ve rutubet gibi etkilere maruz kalabilir. İzlediğiniz görüntüler bu etkilerin sebep olduğu korozyonu bize gösterir. Zevkle boyattığımız yapımızın, görüntülerdeki yapılar gibi çatlaması periyodik mali yük getirir. Çözümü olmayan sorunun sebebi tekrarladığımız gibi ağırlık ve nitelikle alakalıdır. Klasik duvarlarda son malzeme kiriş arasına sıkışmaz. Çimento esaslı harç, bünyesi oranında yerleşme yapar. Bu hareketi ise kiriş ve koluna sıkışma yapmamasına neden olarak çatlamaya sebebiyet verir. Deprem artık hayatımızın bir gerçeği. Ondan kaçamayız. Ama yerine dayanıklı yapılar yapabiliriz. Karkas yapılarda duvarlar binanın dayanıklılığına katkıda bulunmaz. Bilakis yaptığı ağırlık ve oda içine devrilmeleri yıkılmakta olan binaya balyoz etkisi yapar. Yıkılan yapıda duvarlar toz haline gelerek içinde bulunan depremzedenin havasızlıktan yaşamını yitirmesine neden olur. Duvarpanın toz haline gelmemesi de bir başka ayrıcalığıdır. Mamullerimizin ana çekirdeğini oluşturan, halk arasında köpük ve strafor olarak bilinen polistirenin hava şartlarından dolayı yok olduğu söylenir. 50 yıl önce Avrupa'da icat edilen polistiren bugün tüm ambalaj sanayinde güvenle kullanılmaktadır. Sağlık açısından koruduğu malzemenin kimyasını bozmamakla birlikte can simidi, can yelekleri ve balıkçılıkta deniz suyuna rağmen kullanılır ve hiçbir zaman yok olmaz. Toprağı üretecek bir fabrika yok. İnsanlık hızla bu rezervi tüketmekle meşgul. Bu rezervi tüketmek yetmiyormuş gibi bir de onu kullanılmaz hale getirmeye çalışıyoruz. Duvarpanı oluşturan malzemeler yeraltı kaynaklarıdır. Ayrıca duvarpan söküldükten sonra moloz yığını haline gelmez ve tekrar kullanılabilir. Ürünlerimiz değişik ebatlarda üretilerek paket halinde tüketiciye sunulur. Komple sera örtüsü naylonla sarılan malzememiz non-woven kumaş örtüsüyle kaplanarak size ulaşır. Ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan çelik konstrüksiyonlu yapılarda klasik duvar malzemelerinin kullanımı sorun oluşturmaktadır. Ürünümüz duvarpansa, çelik kolon ve kiriş aralarında sorunsuz bir şekilde uygulanmaktadır. Mevcut klasik duvarlarda ürünlerin tek tek örülmesi, duvarı ve sıvayı oluşturan malzemelerin göz kararıyla ayarlanması, içerisine konulacak yalıtım malzemelerinin standartının belirsizliği, kaliteyi zorlayan nedenlerdir. Duvarın özelliği boyandıktan sonra tespit edilemez. Fakat duvarpan ürünleriyle oluşan çalışmalar, endüstriyel bir ürünün garantörlüğünü oluşturur. Kum, çimento, kireç, su gibi malzemelere ihtiyaç yoktur. Montajında sadece poliüretan köpük kullanılır. İnşaat ortamında halen sıva ve duvar örümünde kullanılan harç kıvamının göz kararıyla hazırlandığı ortamda yapının teknik açıdan yakalanması imkansızdır. Duvarpanın endüstriyel bir ürün olması mühendislik hesaplamalarında da kolaylık sağlayacaktır. İnşaat sürecinde zaman çok kıymetlidir. Zaman kaybına sebebiyet vermeden en kısa sürede duvarpanla maksimum verim elde edebilirsiniz. Duvarpan markası Türkiye'de doğdu ve tüm dünyada böyle bilinecektir. Nasıl ki Amerikan kapı ve İngiliz anahtarı üretildiği ülkenin adıyla anılıyorsa, artık Türkiye'nin de duvarpanı var. Duvarpan.